Evet sevgili arkadaşlar, Mehmet Hoca ile TYT Matematiğin bir sonraki videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Umarım bu videolar bütün arkadaşlarımıza, öğrenci arkadaşlarımıza verimli olur. Arkadaşlar bugünkü videomuz doğal sayılarda bölme olacak. Aslında bu konunun içerisinde bölme ve bölünebilme kuralları da var. Ama bölünebilme kuralları biraz daha karışık olduğu için onu tek videoda siz değerli arkadaşlar için anlatmayı öngördüm. Bu konumuz yani bu videomuz sadece doğal sayılarda bölme konuyu anlatacağım ve daha sonrasında konuyla alakalı 10 tane sizler için güzel sorular çıkabilecek sorular konuyla alakalı soruları çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar konumuza hemen başlıyoruz. Konunun mantığı çok basittir. Zaten adı üzerinde bölme işlemi. Arkadaşlar şimdi nasıl yapıyoruz? Şimdi şöyle bir bölme işlemimiz var burada. A'yı B'ye böldüğümüzde bölüm C, kalan K sayısı ile gösteriyoruz. Yani rakamıyla gösteriyoruz simge olarak. Arkadaşlar burada bilmemiz gereken bazı sorularda bize bu terimler üzerinden soru sorabilirler. Bunları çok iyi bilmemiz lazım. Burada A sayısının bölünen yani bir şeyi bölünen kısmı olduğunu bilmemiz lazım. B'nin bölen yani bir şeyi A'yı bölen olarak aklımızda kalması lazım. C bölümdür. K ise kalan olarak karşımıza çıkar. Şimdi arkadaşlar bu A, B, C ve K'nin arasında bir bağlantı var. Bu bağlantıyı nasıl yapacağız? A sayısı eşittir. B çarpı C artı K'dir. Yani bu ifadeyi çok iyi bilmemiz lazım. Zaten konuyla alakalı sorular hemen hemen %90'ı buralardan gelir. A yani bölünen eşittir. Bölen ile bölümün çarpımı artı K ile toplanması olarak söyleyebiliriz. Bu aslında bir nevi bölme işleminin sağlamasıdır. Arkadaşlar burada K sayısı eğer sıfıra eşit olduğunda zaten A sayısı B çarpı C'ye eşit olur. Bu da bir kalansız bölme işlemi olarak karşımıza çıkar. Bununla alakalı da sorumuz olacak. K sayısı eğer sıfır olduğunda kalansız bir bölme işlemi olur. Ve burada K sayısı sıfırdan da büyük bir sayı olabilir. Ama buradaki en önemli konu, en önemli söylememiz gereken şey K sayısının B'den her zaman ama her zaman ufak olması gerektiğini bilmeniz lazım arkadaşlar. Bununla alakalı çok çok sorular var. Çoğu zaman çeldirici ve tuzağa düşürücü sorular da vardı. Burada K sayısının yani kalanın B sayısından bölenden her zaman ufak olması gerekir. Eğer zaten ufak olmazsa bölme işlemi bir basamak daha ilerler. B'den yani bölenden K büyük olana kadar bölme işlemi devam eder. Bunu asla unutmuyoruz. Yine söylüyorum. A bölünendir. B bölen. C bölümdür. K ise kalandır. Arkadaşlar buradaki ifademizi asla unutmuyoruz. A eşittir B çarpı C artı K'dir. Ve K ve B arasındaki de şu bağlantıyı unutmuyoruz. Kalan ve bölen arasındaki bağlantıyı. Kalan sıfıra eşit olduğunda kalansız bir bölme işlemi olur. Ve kalanın bölenden her zaman ama her zaman ufak olması şartı var. Bunu unutmuyoruz. Evet arkadaşlar, bazen bölümün kalandan büyük olmasıyla alakalı sorular çıkar. Peki bunu da nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar mantık her zamanki gibi aynı. A'yı B'ye böldük. Bölümün C olduğunu, kalanın K olduğunu gösterdik. Şimdi arkadaşlar bölen kısım her zaman K'de yani kalandan büyük olması gerekiyor. Peki C'nin yani bölümün de eğer kalandan büyük olduğu durumda B ile C yani bölen ile bölüm yer değiştirebilir. Yani ne dedik? A'yı B'ye böldük. Bölüm C, kalan K. Eğer diyor C K'den büyükse yani bölüm kısmı kalandan büyük ise C ile B yer değiştirebilir ve kalanımız yine her zaman olduğu gibi sabit olacaktır. Şimdi şuraya bakıyoruz. Sağlaması nasıl yapıyorduk? Denkleme nasıl döküyorduk? A eşittir B çarpı C artı K'dir. Şuradaki ifade, buradaki bölme işlemi A eşittir C çarpı B. Çünkü neden? Bölen ile bölümün yerini değiştirdik. C çarpı B artı K. Arkadaşlar A sayısına yine bunlar eşit olur. Hiçbir şekilde değişimi olmaz. Çünkü aslında zaten mantık olarak baktığımızda B ile C'nin yerini değiştirmede
çarpmanın bir değişim özelliğinin olduğunu biliyorduk. B çarpı C ifadesi neyse C çarpı B de ifadesi de aynı olduğundan zaten işlemin sonucunu hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Burada B ile C'nin yerini değiştirebiliriz. Sadece C'nin K'den büyük olma durumunda. Bunu sorularda aslında bazı sorularda soruyorlar. Dikkat edilmesi gerekiyor. Bilinmesi gerekiyor. Çok çok sorulmaz ama bazı sorularda kitaplarda görebiliyoruz. Bazı denemelerde de çıkabiliyor. Şurada bir örnek verdim arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bölünen 30, bölen 4 ve bölümün 7, kalanın 2 olduğunu görüyoruz. 30'u 4'e böldüğümüzde 7 bölümünü buluyoruz ve kalan 2. Peki ben diyorum ki bakın 4 ve 7 2'den büyük, yani kalandan büyük. O zaman 4 ile 7'yi yer değiştirebilir miyim? Yukarıdaki ifademiz aslında bunu anlatıyor bize. O zaman 30'u artık 4'e değil de 7'ye bölüyorum. Neden? Çünkü B ile C'nin ben yerini değiştirmiştim. 30'u 7'ye böldüğümüzde bu şimdi bölüm 4 oldu ve kalanımız 2 oldu. Bakıyorsunuz arkadaşlar herhangi kalanda ya da işlemde bir değişim oldu mu? Olmadı. Neden? Çünkü 4 ile 7 2'den büyük olduğu için ben 4 ile 7'yi yer değiştirdim ve bu şekilde yazılabildiğini aslında bu söylüyor bize. Evet arkadaşlar, şimdi sizin için güzel bir bilgi hazırladım. Şöyle bir doğal sayılarda bölme ile alakalı. Şimdi arkadaşlar bir A sayısını C sayısına böldüğümüzde, bir de B sayısını C sayısına böldüğümüzde burada kalanların K1 ve K2 olduğunu düşünelim. Şimdi bazı sorularda şunu söyler arkadaşlar. A artı B'nin yine aynı C sayısına böldüğünde kalan kaçtı? Şimdi bunda ayrı ayrı A ile B'yi toplayıp C sayısına bölüp kalanı bulacağımızda burada kısa bir yöntem var arkadaşlar. Eğer A ile B'nin C'ye ayrı ayrı toplam bölünmesini size vermişse ve daha sonra size sorunun içerisinde A artı B'nin C ile bölümünden kalan kaçtır dediğinde arkadaşlar doğrudan K1 ile K2'yi toplayıp bizim kalanımıza eşit yapabiliriz. Bu kadar basittir. Ama burada önemli olan şudur arkadaşlar. Hani her zaman size söylediğim gibi bölen her zaman kalandan büyük olması lazım. Biz burada K1 ve K2'yi topladığımızda aslında C sayısından ufak olması lazım. Bazı durumlarda büyük olur. Ne yaparız? Topladığımız K1 ve K2 sayısını C'ye bir defa daha böleriz. C'den ufak olduğu sonuca kadar gidip bizim sonucumuz aslında odur. Peki A ile B'yi bir C sayısına böldük arkadaşlar. Bize bazı sorularda A çarpı B'nin C'ye bölümünden kalanı sorabilir. Yine aynı mantık arkadaşlar. Yine ayrı ayrı işlem yapmamıza hiç gerek yok. A ile B'yi çarpıp C'ye böldüğümüzde kalanı istediğimizde biz aslında doğrudan kalanları birbiriyle çarpıp sonuca gidebiliriz. Yine söylüyorum arkadaşlar, her zaman bu bütün kurallarda geçerlidir. Bölme işleminde bölen her zaman kalandan büyük olması gerekiyor. Eğer K1 ve K2'nin çarpımı C'den büyükse C'ye bir defa daha bölüp C'den ufak olana kadar sonuca gitmemiz lazım. Yani A ile B'nin C'ye bölümünden kalanını istediğimizde biz doğrudan A'yı ve B'yi ayrı ayrı C'ye böldüğümüz kalanları çarpıp sonuca gidebiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey daha var. Şöyle bir önemli bir ayrıntı daha var. Şimdi A sayısını ben C'ye böldüğümde kalan K ise, şimdi arkadaşlar A'yı herhangi bir sabitle çarptığımızda, yani ben bu sabite M sabiti dedim. M çarpı A'nın C'ye bölümünden kalan nedir? Aynı yukarıdaki mantık gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Doğrudan kalanlara gidebiliriz. Burada da yapacağımız tek şey, eğer M sayısı A ile çarpıldığında yine C'ye bölündüğünde kalanı kaçtır deyip bunu çarpıp C'ye bölmenize hiç gerek yok. M'i doğrudan kalanla çarpıp bizim sonucumuza gidebilir. Eğer bu C sayısından ufaksa zaten sonucumuz olur. Eğer C sayısından büyük ise yine her zaman söylediğim gibi C sayısına bölmemiz gerekiyor. Evet, şimdi arkadaşlar bununla alakalı bir tane örnek yaptım. Şimdi şu 10'u A olarak düşünün, 20'yi de B olarak düşünün. Yukarıdaki örneğin aslında bir tane
Örneğini veriyorum size sayısal olarak. Onu 7'ye böldüğümüzde buradaki bölümle hiç uğraşmayalım. Kalan 3'tür. Buna K1 diyoruz yukarıda olduğu gibi. 20'yi 7'ye böldüğümüzde bakın unutmuyoruz arkadaşlar. Aynı sayıya bölünmesi gerekiyor. 7'ye böldüğümüzde kalanımız kaçtır? 2 kere vardı zaten 14, 6. Şimdi arkadaşlar bize şunu söylediğinde bu ikisinin toplamını 10 ile 20'nin toplamının 7 ile bölümündeki kalan kaçtır dediğinde şuradaki yukarıdaki mantığı yapıyoruz direkt iki kalanı toplayıp sonuca gidebiliyoruz arkadaşlar. O da nasıl oluyor? Şurada iki tane kalanımız nedir burada? 3 ile 6'yı topladık 9. 9 buradaki bölenden daha büyük olduğu için bizim sonucumuz olmaz. Onu bir defa daha bölüyoruz 7'ye. Kalanımız 2 olur. 2 7'den ufak olduğu için sonucumuz budur. Bakalım bir sağlamasını yapalım. A ile B'nin toplamı kaçtı? 30'du. 30'u direkt 7'ye böldük. Burada 4 defa var 28, kalan 2. Bakıyorsunuz ki 2 2 sağlaması da doğru oldu. Yani kalanları doğrudan toplamamız bize sonuca getirecektir. Çarpma işleminde de aynı sonucu bulabilirsiniz. Aynı sonucu dediğim yani aynı kısa mantığı bulabilirsiniz. Herhangi bir katsayıyla çarpıldığında da aynı sonucu bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi 10 tane konuyla alakalı soruya geçiyoruz. İlk sorumuzda karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar A ve X'in diyor pozitif tam sayı olduğunu söylüyor. A'yı 5'e bölmüş, kalanın 2x eksi 7 olduğunu gösteriyor. Yukarıdaki bölme işlemine göre diyor. X diyor kaç farklı değer alır? Şimdi ona bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bölme işleminde bölen yani 5 sayısı kalandan her zaman büyük olması gerekmiyor muydu? Bu ifadeyi unutmamanız gerektiğini söylemiştim. Şimdi arkadaşlar buradaki mantığı şunu yapıyoruz. 2x eksi 7 yani burası bizim aslında kalanımız değil mi? Küçük olmalıdır. Her zaman ama her zaman ha, nereden küçük olmalı? Bölenden küçük olmalı. Yani 5'ten küçük olmalı. Burası da bölen olarak yazıyorum arkadaşlar. Şimdi bu ifadeyi yapıyoruz. Eksi 7'yi diğer tarafa attığımızda 2x küçüktür 12 değerini buluruz. Her tarafı 2 ile sadeleştirdiğimizde burada 6 kalır. X'in aslında 6'dan ufak bir değer olduğunu bize gösteriyor. Şu şekilde yazalım. Evet. Şimdi ama arkadaşlar yukarıda bize bir bilgi daha veriyor. X'in pozitif tam sayı olduğunu söylüyor. Şimdi x pozitifse arkadaşlar x nasıl bir sayıdır? Sıfırdan %100 büyük bir sayı olması gerekiyor ki pozitif bir tam sayı olsun. O zaman x değeri 0 ile 6 arasında olması lazım. O zaman x değerimiz burada nedir? 1 değerini alır, 2 değerini alır, 3 değerini, 4 ve 5 değerlerini alabilir. 6'ya eşit olmadığı için 6 değerini alamaz. Şimdi o zaman arkadaşlar bizim sonucumuza baktığında x'in kaç farklı değer aldığını bize sorduğu için hemen sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman x bizim için 5 tane farklı değer alabilir. Bakıyorsunuz sorular ne kadar basit. Sadece konunun mantığını anladığımızda bütün soruları çözebiliriz. Birinci sorumuz da böyle sonlandı. Evet sevgili arkadaşlar, ikinci sorumuzla konumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle bir bölme işlemi var. Biraz karışık gibi görünüyor. Aslında basit gibi görünüyor ama işlem hatasının %90 yapılabileceği bir soru. Ama bu soruyla birlikte artık işlem hatası yapmayacağız hep birlikte. Şimdi arkadaşlar sorumuza bakıyoruz. 21.215 sayısını 21'e bölmüş. Burada bölümün y ve kalanın x olduğunu gösteriyor bize. Bize şunu soruyor arkadaşlar. X artı y'nin değerini soruyor. Hemen şu bölme işlemini ben yazmak istiyorum arkadaşlar. 21, 21, 5 sayısını ben 21'e böldüm. Şimdi arkadaşlar burada çok önemli bir nokta var. Onu beraber size göstereceğim. Pür dikkat dinlemenizi istiyorum. Şimdi arkadaşlar 21'in içerisinde 21 kaç defa var? Bir defa var, değil mi? O zaman 1 çarpı 21, 21. Burada çıkarma işlemimizi yapıyoruz. Bölme işlemi olduğu için 0, 0. Şimdi arkadaşlar bölme işlemi devam etmeli değil mi? Devam ediyoruz. Buradaki 2'yi aşağı indiriyoruz. 2 aşağı indi. 2'nin içerisinde 21 var mı? Yok. Peki bölme işlemi bitecek mi? Hayır, bitmeyecek. Bir 1 daha indireceğim. Ama arkadaşlar şunu asla unutmayın. Eğer yukarıda hala sayılar varsa ve indirdiğimiz sayı
21'in içerisinde, yani bölenin içerisinde yoksa buraya bir tane sıfır atmamız gerekir. Yani bölüm kısmına bir sıfır atarız ve bölme işlemimize devam ederiz. Sonra bir de aşağı indirdik. Baktık 21'de 21 kaç defa? Bir defa var. Bir defa 21. 21 çıkarıyoruz. 0, 0 değil mi? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar, başka indirilecek bir sayı var mı? Var tabii ki. Hemen 5'i aşağı indiriyorum. 5'in içerisinde 21 var mı? Yoktur. O zaman arkadaşlar ne yapıyorduk? İndirdiğimiz sayıda eğer bölenin içerisinde yoksa hemen bölüm kısmına bir tane daha sıfır atıyoruz mu? Atıyoruz. Bakalım başka sayı indirebiliyoruz mu? Başka indirebileceğimiz bir sayı kalmadı. Ve kalanımız bölen kısmından daha ufak olduğu için bizim bölme işlemimiz bitmiş oldu. Şimdi bu bulduğumuz 1010 sayısı aslında bize soru metninde verdiği y sayısına eşittir. Şu bulduğumuz 5 sayısı bizim için bize verilen x sayısına eşittir. Bu da eşittir x'tir. Şimdi arkadaşlar bizden neyi istiyordu? X artı y'nin değerini istiyordu, değil mi? Hemen yazalım arkadaşlar. X artı y eşittir. X'imiz kaçtı? 5 artı y'imiz kaçtı? 1010'du. Arkadaşlar toplama işlemini yaptığımızda 1015 değerini buluruz. Yani soru metnine baktığımızda verilen bölme işlemine göre x artı y'nin değeri 1015'tir. Cevap olarak baktığımızda cevabımız Edirne'dir. Dikkat edin arkadaşlar, sıfırları ne zaman yazacağız? Sayıyı ne zaman aşağı indireceğiz? Bölme işlemini çok hızlı yaparsanız ilk etapta yanlış yaparsınız. İlk etapta özümseyerek soruları çözün. Daha sonra zaten pratik kazanacaksınız. Bu sorunun mantığı da bu şekildedir. Cevabımız 1015. Evet dostlar, üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Arkadaşlar konu anlatımında size şunu söylemiştim. Bazı sorularda bize bölümün, kalanın, bölünenin, bir bölme işlemindeki terimler üzerinden bize bir soru sorabilir. Bunların hangisinin hangisi olduğunu çok iyi bilmemiz lazım. Hemen arkadaşlar sorumuzu okumadan önce ben bu sorunun böyle bir soru olduğunu bildiğim için artık yani sizin için söylüyorum. Çok soru çözünce bunun böyle bir soru olduğunu anlarsınız ve bölme işlemimi şu şekilde çiziyorum. Şimdi şunu okuyoruz arkadaşlar. Bir bölme işleminde bölünen sayı, yani şuradaki ifadeyi mi söylüyor bana? Bölen sayıdan 140 fazlaymış. Bölen sayı ne? Bölen kısım da burası değil mi? Heh. Şimdi arkadaşlar ben bölen kısma x diyorum. Peki bölünen sayı bölen sayıdan 140 fazlaysa bölen x ise x kadar fazla olması gerekiyor. Yani 140 kadar fazla olması gerekiyor. O zaman x'in yanına 140 140 daha fazla olması gerekiyor bölünen sayının, değil mi? Peki devamını okuduğumuzda bölümün bize 11 olduğunu söylüyor. Hemen yazıyoruz, bura bölüm kısmı değil miydi? Evet. Peki kalan kaç diyor? Kalan da 10. Arkadaşlar kalanımızı da yazıyoruz. Arkadaşlar konu anlatımda yazmadık hala. Evet, şöyle yazdık şimdi. Şimdi arkadaşlar ne yapmıştık biz? Bölünen sayı eşittir bölümle bölenin çarpımı artı kalan yapmamız lazım, değil mi? O zaman hemen yapıyorum. X artı 140 bizim bölünen kısımda eşittir. 11 çarpı x bölenle bölümü çarpıyoruz. Artı kalan. Yani burada artık bir bilim yeni denklem çözeceğiz. Şimdi x'i bu tarafa atalım. Onu da bu tarafa atalım. 140'tan 10 çıktı. Eksi olarak geldi ya. 130 eşittir. 11x buradaydı. Bir tane x'i çıkardım. 10x. Her iki tarafta 10'a bölelim. Yani direkt sıfırları sadeleştirelim. X eşittir 13 değerini bulurum. Şimdi arkadaşlar bizden neyi istiyor? Bölünen kısmı istiyor. Bölünen neydi bizde? X artı 140'tı. O zaman bizden istediği ifadeyi yazıyorum. X artı 140 eşittir. X kaçtı? 13 artı 140. Bunu topladığımızda 153 ifadesini buluruz. Yani bu işlemimizde, bölme işlemimizde bölünen kısım cevap 153'tür. Cevabımız Ceyhan'dır. Evet arkadaşlar, dördüncü sorumuzla konumuza tüm hızımızla devam ediyoruz. Arkadaşlar eğer sormak istediğiniz sorular olursa konuyla alakalı veya diğer herhangi matematik, geometri, TYT ve AYT, yani KPSS herhangi konuyla alakalı soru sormak isterseniz
yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar dördüncü sorumuza geçiyoruz. Dördüncü sorumuz A, B, C'nin bir pozitif tam sayı olduğunu söylüyor. A'yı B'ye bölmüş işte ifadeyi görüyorsunuz. Bunun diyor A'nın diyor en az değerini istiyor. Şimdi arkadaşlar A'nın en az olması için B'nin en ufak olması lazım. Yani kalandan büyük en ufak olması lazım. Ama buradaki ifadeyi de sağlaması lazım B'nin. Şimdi şöyle yapıyorum arkadaşlar. Ben yazayım. Şöyle bir yazalım. A'yı B'ye bölüyoruz. 3 kalanımız 10. A'yı B'ye bölüyoruz. Burada B'yi C'ye bölüyoruz. Bölümün 1 olduğunu söylüyor ve kalan 2. Şimdi arkadaşlar A'nın en küçük olması için B'nin en küçük olması lazım. B'nin en küçük olması için C'nin en küçük değeri olması lazım. Çünkü C çarpı bir sayı biri çarpıp 2 ile toplayıp B'yi bulacağımız için B'nin de ufak olması için C'nin ufak olması lazım. Ama C'ye ben 1 veremem. Neden? Çünkü kalan 2 C'nin yani bölünen kısmın kalandan büyük olması lazım. Ben diyorum ki ben C'ye 3 verirsem hemen ihtimalleri göz önünde bulunduruyorum. 3 çarpı 1, 3, 2 ile topladığımızda 5. O zaman B 5 değerini alır. Şimdi en ufak değeri bu oluyor. Hani bakalım birinci denklemde sağlıyor mu? B 5 olduğunda arkadaşlar kalan 10 değil mi? Peki bölen ne zaman kalandan büyük? Hiçbir zaman olamaz. Demek ki o zaman bu değer olmaz. O zaman C sayısı en ufak 3 değeri olmaz. O zaman ben diyorum ki C'ye 4 değerini verdiğimde ne olacak? 4 verdiğimde arkadaşlar 4 çarpı 1'den 4 artı 2 6. O zaman B'nin değeri 6 oldu. O zaman B'ye ben 6 dediğimde arkadaşlar bakıyorsunuz kalandan yine ufak. O zaman kalandan büyük bir değer vermeliyim ki bu işlemim sağlansın. Ben diyorum ki hangi sayıyla 1'i çarparsam 2 ile topladığımda ondan büyük bir sayı olur. Arkadaşlar ileri biraz daha gittiğimizde ben diyorum ki ben buraya 8, 9 değerini versem bir deniyorum hemen. 9 değerini verdiğimde arkadaşlar 9 çarpı 1, 9, 2 ile topladık 11. B'nin 11 olduğu değere bakıyorum. Ha, ondan bir sonraki en ufak sayı değil mi? O zaman değerimiz doğrudan budur. 11 de ondan büyük olduğu için yani bölen kısım da kalandan büyükse demek ki bizim C'nin 9 verdiğimiz değer, B'nin 11 verdiğimiz değer A için en ufak değer olacak. O zaman B 11 değerini aldığında 11 çarpı 3 33, 10 ile topladığımızda 33 artı 10'dan cevabımız 43 olur. A'nın en az değerini istiyordu. Cevabımız Edirne 43'tür. Evet arkadaşlar konumuza 5. sorumuzla devam ediyoruz. 5. sorumuz arkadaşlar bir bölme işlemi yine vermiş ve burada yine kalanla bölen arasındaki ilişkiyle alakalı bir soru soruyor. Arkadaşlar A sayısını 30 sayısına böldüğümüzde bölümün en olduğunu söylüyor. Kalanın ise en kare olduğunu söylüyor. Şimdi diyor ki arkadaşlar burada A'nın en çok yani en büyük değerini istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar bir bölme işleminde A eşittir yani bölünen kısım A eşittir 30 çarpı n artı n kareydi değil mi? Evet. Şimdi A'nın en büyük olması için n'in en büyük olması lazım değil mi? Evet. N'e en büyük sayı verdiğimizde A en büyük olacak. Ama A en büyük olacak. Ama A'nın en büyük olması şartı önemli ama n'in hangi aralıkta olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar biz şunu biliyorduk. N karenin 30'dan her zaman ufak olması gerektiğini biliyorduk. Neden? Çünkü burası bölen, burası kalan. Bir bölme işleminde en önemli kurallardan biri neydi? Bölenin kalandan büyük olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu ifadeye göre n'in en büyük değeri aslında a'yı en büyük yapan n değeridir. Şimdi ne yapıyoruz? N'e bir değerini verdiğimde sağlıyor. 2 değerini verdiğinde yine sağlıyor. Arkadaşlar 0 eksi 1 değerlerini vermiyorum. Neden? Çünkü zaten şurada bölüm kısmı negatif olamaz ve zaten n'in pozitif tam sayı olduğunu bize söylüyor. Şimdi 2 değerini verdiğinde 4 sağlıyor. 3 değerini verdiğimizde 9 n kare olarak yine sağlıyor. 4 verdiğimizde 16 yine sağlıyor. 5 verdiğimizde 25 30'dan yine büyük yine sağlıyor. 6 değerini verdiğimizde 6'nın karesi 36 30'dan
Ufak bir sayı mıdır? Hayır. O zaman burayı veremiyoruz. N'in alabileceği maksimum en büyük değer 5'tir. O zaman şimdi ben A eşittir. Yani şu denklemin yerine en gördüğüm yere 5 değerini verdiğimde A'nın en büyük değerini bulurum. O zaman A eşittir arkadaşlar. 30 çarpı N 5 artı N kare yani 25. O zaman bunun sonucuna bakıyorum. A eşittir. 30 ile 5'i çarptık. 150 artı 25. O zaman buradan A değerimiz 175 değerini buluruz. Yani soru ifadesine baktığımızda A'nın en ufak değerini sorduğu için cevabımız 175 oluyor. Şıklara bakıyoruz. Ceyhan. Evet arkadaşlar, 6. sorumuz. Arkadaşlar konu anlatımında size hani şöyle bir şey söylemiştim. Eğer kalansız bir bölme işleminde direkt bölenle bölümün çarpımıyla A değerini yani bölünen kısmı bulabiliriz. Burada da bize bir kalansız bölme işlemi var. Hemen bakıyoruz arkadaşlar, iki tane bölme işlemimiz var. Yukarıdaki bölme işlemine göre B bölü C'nin oranını istiyor. Arkadaşlar A eşittir B çarpı 2 değil miydi? Artı kalandı. Sıfır hiç yazmama gerek yoktu. Diğer ifadede A eşittir C çarpı 4 artı 0. Sıfırları da yazalım. Görelim arkadaşlar. Bunlar zaten etkisiz eleman olacaktır toplama işleminde. Şimdi arkadaşlar burada A değeri 2B'ye eşit oldu. Burada A değeri 4 C'ye eşit oldu değil mi? Evet. Şimdi A'lar birbirine eşitse o zaman 2B eşittir 4 C olması lazım. İki tarafta da aynı A var. İkileri sadeleştirelim. B eşittir 2C. Şimdi arkadaşlar BC oranını istiyor benden. Hemen şöyle şu şekilde hızlı yapabiliriz arkadaşlar. C'ye herhangi bir ben x değeri vermek istiyorum. Eğer C x olduğunda B'nin 2x değeri olduğunu hemen bu şekilde görmüş oluyor. Bize istediği nedir? B bölü C. Hemen yazıyorum arkadaşlar. B bölü C eşittir. B'nin değeri neydi? 2x. C'nin değeri de x'ti. X'ler sadeleşti. Cevabımız 2'dir. Yani B bölü C oranı aslında 2'dir. Cevabımız Diyarbakır. Bakın ne kadar basit bir soru değil mi? Yani mantığını bildiğimizde, denklemi kurduğumuzda her şey çok basit gelişecektir. Evet arkadaşlar, 7. sorumuzla devam ediyoruz. AB'nin 2 basamaklı, ABC'nin 3 basamaklı sayı olduğunu söyleyip bir bölme işlemimiz var ve yukarıdaki bölme işlemine göre x artı y'nin en az değerini istiyor. Arkadaşlar buna benzer bir soru çözmüştük. Hani 21'li bir soru vardı ya, 21.215'i sanırım 21'e bölüyorduk. Öyle bir soru, aynısı hemen hemen. Şimdi arkadaşlar ben ABC'yi yazdım, AB'ye bölüyoruz. Şimdi bu bölme işlemini yapalım. X ve y'nin en küçük değerini orada bulacağız. Arkadaşlar AB'nin içerisinde AB kaç defa var? Bir defa var. Bir defa AB, AB. Bunu çıkartıyoruz. 0, 0. Şimdi arkadaşlar burada biz C'yi aşağıya indirdik. Şimdi C'nin içerisinde AB var mı? Bu bir imkansızdır değil mi? Çünkü AB iki basamaklı sayı. C ise bir rakam olduğu için C'nin içerisinde AB olmaz. O zaman hani indirdiğimiz sayı eğer bölen kısmında yoksa bölüm kısmına bir sıfır atmıyor muyduk? Atıyorduk. Şimdi indirileceği C'den sonra E'yi aşağı indireceğimiz herhangi bir rakam olmadığı için bizim işlemimiz bitti. Şimdi bizim yukarıda gördüğünüz gibi Y ifadesi 10'a eşittir. C ifadesi X'e eşittir. Şimdi arkadaşlar bize X artı Y'nin en ufak değerini istiyor değil mi? Şimdi y'miz zaten 10'du. Ben 10'u yazıyorum. Şimdi x değeri c'ye eşit. Şimdi arkadaşlar x c'ye eşit olduğunda c'nin yani x artı y'nin en ufak değeri olması için c'nin en az değerini almalı ki x değerimiz en ufak olsun. Şimdi c arkadaşlar sıfırdan başlayıp 9'a kadar olan bir rakamdır. Şimdi x artı y'nin en ufak olması için benim c'ye en ufak değerini vermem gerekiyor. En ufak rakam hangisiydi? Sıfırdı. Sıfır verebilir miyim? Evet veririm. Çünkü c birler basamağında olmadığı için c'ye ben sıfır değerini verebilirim. C de o zaman sıfır olur. O zaman x'imiz 10'du, y'imiz de 0. 10 artı 0'dan x artı y'nin bu işleme göre, bu bölme işlemine göre en az değeri 10 olur. Cevabımız Adana'dır.
Evet değerli dostlar, 8. sorumuzla konumuza bölme işlemine, yani doğal sayıda da bölme işlemine devam ediyoruz. Arkadaşlar 8. sorumuz benzer bir soru ama en sonunda ufak bir çeldiricilik var, onu hemen size söyleyeceğim. Burada dikkat edin, A'nın C cinsinden değil C'nin A cinsinden değerini istiyor. Ama burada hiçbir şey fark etmez, biz doğrudan işlemimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar birinci bölmeye baktığımızda bölme işlemine bakıyoruz. A eşittir 2B artı 3 müdür? Değil mi? Bölenin çarpımı artı kalan da değil mi? Okey. O zaman B de eşittir. İkinci bölme işlemine bakıyoruz. 3C artı 2. Şimdi arkadaşlar hani ne yapıyorduk? A'nın C cinsinden ya da C'nin A cinsinden bulabilmek için buradaki B gördüğümüz yere şurada ikinci ifadeki B'yi yazalım. Yani A eşittir 2 çarpı B'nin yerine buradaki B'yi yazıyorum. 3C artı 2 artı buradaki 3 geliyor. Şimdi A eşittir, hemen içeriye dağıtıyorum. 6C artı 4 artı 7 mi oldu? Evet. Şimdi A eşittir arkadaşlar 6C artı 11 oldu değil mi? Şimdi arkadaşlar burada sorumuz bitmiyor. Özellikle bu soruyu seçtim. Burada C'nin A türünden değerini istiyor bize. A cinsinden değerini istiyor. Ama bizim burada bulduğumuz A'nın C türünden değeri. C'nin türünden. O zaman ben C'nin A türünden bulabilmek için C'yi yalnız bırakacağım. Şimdi arkadaşlar hop 11'i diğer tarafa atıyorum. A eksi 11 eşittir 6C. Her tarafı ben 6'ya bölüyorum. Tak tak. O zaman şuraya bakıyoruz. C eşittir A eksi 11 bölü 6. Şimdi neyi bulduk biz arkadaşlar? C'nin A türünden eşitini bulduk. Yani bizde soruda aslında istediği şey, hemen bakıyorum şıklarda. Hani bakıyoruz. A eksi 11 bölü 6. Arkadaşlar bir yerde hata mı yaptık? Hemen bakalım. Şöyle 6 artı 3. Ha evet arkadaşlar, bakın şurada 3 yazacağımız yere 7 yazmışız. Şurası 3 oluyor arkadaşlar. O zaman burası 7 oluyor. O zaman eksi 7'ye atıyoruz. Burası 7 oluyor. Her tarafı yine böldük. Şurası a eksi 7 oluyor. A eksi 7 bölü 6'dan hemen bakıyoruz arkadaşlar. Cevabımız Adana. Arkadaşlar görüyorsunuz, işlem hatası her zaman yapılabiliyor. Bu gibi sorularda biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Diğer soruyla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, sıradaki sorumuz deneme sınavlarında bolca karşımıza çıkan sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar sorumuzu okuyoruz. 3x iki basamaklı bir doğal sayı, yani sayı olduğunu söylüyor. Bir tane bölme işlemimiz var. İşlemine göre x kaç farklı değer alabilir? Şimdi arkadaşlar ben bu bölme işlemini her zaman olduğu gibi yazıyorum daha iyi görmek için. Şöyle 62 ile başlayan bir sayımız var. 3x burada iki basamaklı sayı, unutmayalım. Şurada da bölüm kısmında 2 küsurat gidiyor. Burada bir bölme işlemi, kalanla alakası olmayan bir şey. Şimdi bir soru. Arkadaşlar x'in kaç farklı değer aldığını söylüyor. Şimdi arkadaşlar x eğer 2 basamaklı, 3x 2 basamaklı bir sayıysa x burada bir rakam olması lazım değil mi? Yani 0'dan başlar 9'a kadar gider. Şimdi ben diyorum ki ben 0'dan değer vereyim. X hangi değere kadar alabilir? Şimdi ben diyorum ki öncelikle x'imiz 0 olsun. Şimdi arkadaşlar x 0 olursa 3x ifadesi 30 olacak. 2 çarpı 30'dan 60 yazabiliriz buraya değil mi? Bunu yazabiliriz. O zaman x değeri bir tane 0 alabiliyor. 0'dan sonra 1 değerini de alabilir değil mi x? X'e 1 verdiğimizde arkadaşlar x değeri 31 olur. 2 çarpı 31'den 62 çıkartıyoruz. Bir değeri de aldı. Burası da sağladı. O zaman 2 değerini verelim. Arkadaşlar 2 değerini verdiğimizde 3x değeri 32 edecektir. 2 çarpı 32'den 64. Yani 64 olduğunda, 62'den fazla olduğunda 64 değerini yazamıyorum. O zaman buradaki x değeri 2 değerini alamaz. O zaman 2'yi almasa 3'ü de alamaz. 4'ü de alamaz. 9'a kadar olan hiçbir değerleri alamaz. Burada x'in sadece 2 değerini alabilir. 1 0 değerini alabilir. Bir de 1 değerini alabilir. Güzel bir sorudur arkadaşlar. 2 tane farklı değerimiz vardır. Cevabımız Bursa. Evet arkadaşlar, 10. sorumuz, yani videonun ve konunun son sorusuyla karşınızdayız. Arkadaşlar hemen sorumuzu okuyalım. A, B, C pozitif tam sayı. 2 tane bölme işlemi var. A'nın C türünden ifadesini istiyor. Arkadaşlar şimdi birinci bölme işlemine baktığımızda A eşittir 2B artı 1 olarak yazarız değil mi? Tamam.
İkinci bölme işlemine bakıyoruz arkadaşlar. C eşittir 3B artı 2 olarak yazıyor. Şimdi arkadaşlar A'mız var, C'miz var. A'nın C türünden ifadesini istiyorsa bize, yani sadece A ve C cinsinden bir denklem olmasını istiyor. Yani diyor ki bana B'yi denklemin içerisinden alma. B'yi denklemin içerisinden almazsak nasıl yaparız arkadaşlar? Biz burada gelin B'leri yalnız bırakalım. Her iki denklemde B'ler eşit olduğu için birbirine eşitleyelim. Nasıl yapalım arkadaşlar? Şimdi buradan artı 1'i bu tarafa attım. A eksi 1 eşittir 2B. Her tarafı 2'ye bölelim. Buradaki B ifademiz, şunlar gitti. A eksi 1 bölü 2 oldu değil mi arkadaşlar? Peki buradaki B ifadesi, hemen artı 2'yi diğer tarafa atıyorum. C eksi 2 eşittir 3B. Her tarafı 3'e böldük. Tak tak. O zaman B eşittir C eksi 2 bölü 3 mü oldu? Şimdi arkadaşlar bu B ile bu B kardeş, yani birbirinin aynısı. O zaman ben iki denklemdeki B'leri birbirine eşitlersem sadece A ve C ile alakalı bir denklem bulmuş olurum. Şimdi birinci B'm neydi? A eksi 1, pardon, eksi olacak, bölü 2 eşittir. İkinci B'miz de yazalım. C eksi 2 bölü 3. İçler dışlar çarpımını yapalım arkadaşlar. 3A, bu 3'ü hem A'la hem eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi 3 eşittir 2C eksi 4 mü oldu arkadaşlar? Şimdi soru ne diyor bize? A'nın C türünden ifadesini istiyor değil mi? O zaman ben A'yı yalnız bırakayım. C türünden bir değerini bulayım. A burada kalsın. Eksi 3'ü bu tarafa attım. 3A eşittir 2C. Eksi 4 burada vardı. Eksi 3 artı 3 olarak gittiğinde burası eksi 1 kalır değil mi? Tamam. Her tarafı 3'e bölelim. O zaman A eşittir, büyük A yazalım. Soruda verdiği gibi. 2C eksi 1 bölü 3 olur. Yani aslında arkadaşlar sorunun cevabı A'nın C türünden değeri 2C eksi 1 bölü 3'tür. Eğer C'nin A türünde o değerini isteseydi biz C'yi yalnız bırakırdık. Hepsini bu tarafa atardık. A türünden değerini bulurduk. O zaman cevabımız, bize A'nın C türünden değerini istediğine göre, Denizli 2C eksi 1 bölü 3. Evet arkadaşlar, doğal sayılarda bölme işleminin de sonuna geldik. Umarım arkadaşlar videomuz verimli olmuştur. Zaten videonun amacı bu. Eğer video verimli olduysa, size yardımcı olduysa, beğen tuşuna basarsanız, eğer abone değilseniz abone olursanız, arkadaşlarınızla paylaşırsanız videoyu, beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki videomuz bölmeden sonraki konusu, tabii ki bölünebilme kuralları, yine güzel bir konu olacak, güzel bir ders olacak. Bir sonraki derste görüşürüz. Mehmet Hoca ile TYT Matematik'ten sevgiler diliyorum. Arkadaşlar iyi çalışın, matematikle kalın. Görüşmek üzere.